Anadolu Üniversitesi 1. Dönem Kamu Yönetimi Temel Bilgi Teknolojileri 1 2019-3 Ders Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu öncesi zenginlik kaynaklarından biri değildir? A. Toprak, B. Sembol işleme, C. Kişisel yetenek, D. Sanayi, E. Enerji kaynakları. Doğru cevap B. Sembol işleme. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçlerinden biri değildir? A. İşleme, B. Gösterim, C. Çıkarma, D. Analiz, E. Kaydetme. Doğru cevap C. Çıkarma. Soru 3. Sözcük işlemlerde pecap tuşunun yerine getirdiği işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sayfa numarası gösterilir. B. Bir önceki sayfaya gidilir. C. Sayfanın rengi değiştirilir. D. Sayfa dipnot eklenir. E. Sayfa 90 derece döndürülür. Doğru cevap B. Bir önceki sayfaya gidilir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sözcük işlemcilerde sayfa üst bilgi bölümüne eklenebilecek alanlardan biri değildir? A. Sayfa numarası, B. Saat, C. Tarih, D. Video, E. Sayfa sayısı. Doğru cevap D. Video. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biridir? A. Sunumda yeteri kadar renk ve görsel kullanılması, B. Kolay okunan malzemelerin kullanılması, C. Sunucunun yüzünün dinleyicilere dönük olması, D. Sunucunun etkili bir şekilde konuşması, E. Yazılanların aynen tekrarlanması. Doğru cevap E. Yazılanların aynen tekrarlanması. Soru 6. PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin ekleneceği alan aşağıdakilerden hangisidir? A. Ofis sekmesi, B. Sekmeler sütunu, C. Not bölmesi, D. Bildiri bölümü, E. Slide ekranı. Doğru cevap E. Slide ekranı. Soru 7. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir? A. Karar destek sistemi, B. Listeleme sistemi, C. Raporlama sistemi, D. Öğrenme sistemi, E. Yapılandırma sistemi. Doğru cevap A. Karar destek sistemi. Soru 8. Bir hesap tablosunda hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi durumunda kullanıcının karşılaşacağı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Soru 9. HTTPS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Güvenli ağ protokolü desteği sunar. B. Sadece metin verileri transfer edilir. C. Sunucu bilgisayara ulaşım yoktur. D. İlkel bir arama motorudur. E. Standart kullanıcı bilgisayarıdır. Doğru cevap A. Güvenli ağ protokolü desteği sunar. Soru 10. Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleriyle bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması olmayan uluslararası bilgisayar ve bilgi ağı aşağıdakilerden hangisidir? A. 3G, B. Intranet, C. FTP, D. İnternet, E. HTML. Doğru cevap D. İnternet. Soru 11. Microsoft şirketinin kullanıma sunduğu Office 365 ve Outlook gibi hizmetleri de bulunan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir? A. Yandex, B. Safari, C. Google, D. Bing, E. Yahoo. Doğru cevap D. Bing. Soru 12. Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bluetooth, B. GPRS, C. EDG, D. İnfrared IRDA, E. Dağıtık sistem. Doğru cevap A. Bluetooth.
Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların verilerine ve programlarına dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir bilgisayarla erişimine olanak sağlayan teknolojidir? A. Kapsama teknolojisi, B. Bulut teknolojisi, C. Saklama teknolojisi, D. Akıl teknolojisi, E. Yakınsama teknolojisi. Doğru cevap B. Bulut teknolojisi. Soru 14. Cep telefonları ile çok fazla ilgilenip çocuklarını ihmal eden ebeveynlerin durumlarını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İletişim becerileri, B. Tuş sendromu, C. Teknoloji bağımlılığı, D. Mobil erişim hizmeti, E. Sanal dünya sıralaması. Doğru cevap C. Teknoloji bağımlılığı. Soru 15. Aşağıdaki web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir? A. Web 1.0, B. Web 1.5, C. Web 2.0, D. Web 2.5, E. Web 3.0. Doğru cevap C. Web 2.0. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir? A. Topluluk oluşturma, B. Çekimsellik, C. Bağlantısallık, D. Açıklık, E. Karşılıklı konuşma. Doğru cevap B. Çekimsellik. Soru 17. Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Ütopyan bakış açısı, B. Sosyal belirlenimcilik, C. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik, D. Postmodern yaklaşım, E. Teknolojik belirlenimcilik. Doğru cevap E. Teknolojik belirlenimcilik. Soru 18. İnsan bilgisayar etkileşimi için yeni sistemlerin geliştirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknolojik sistemlerin etkisini ölçmek, B. Arayüz tasarımını en az maliyetle gerçekleştirmek, C. Coğrafi mesafeleri azaltmak, D. Kullanıcı memnuniyetini artırmak, E. Bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmek. Doğru cevap E. Bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmek. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir? A. Sofalizing, B. Ağlarda gezinme, C. Sanal bulunmazlık, D. Öz çekim, E. Siber uzam. Doğru cevap D. Öz çekim. Soru 20. İnternetin bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi artırdığı için demokratikleşmeyi sağladığı görüşünü savunan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Dijital göçer, B. Sosyal sorumluluk, C. Ütopyan, D. İletişim ortamları zenginliği, E. Metadata. Doğru cevap C. Ütopyan. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.